Oküler pursuit testi, videonistagmografinin okülomotor testlerinden bir tanesi. Burada hastanın takip etmesi gereken sabit hızda her iki yöne sabit hızda hareket eden bir cisim ya da ışık var. Işık sabit hızda sağa ve sola aynı hızda gidiyor ve hastadan da istediğimiz şey bu ışığı takip etmesi. Buna pursuit hareketi diyoruz ve merkezi sinir sistemi tarafından kontrol edilen bir hareket. Yani hareketli bir cismi takip edebilme becerimiz, takip edebilme sistemimiz merkezi sinir sisteminin bir problemi, bir konusu olduğu için merkezi sinir sistemi hastalıklarında genellikle bu testte bozulma olur. Işık sağdan sola gidiyor. Gitme hızı kabaca 20 ila 40 derece bölü saniye olacak. Ve frekansı da değiştiriyoruz. 0,2'den 0,7 Hz'e kadar değiştiriyoruz. Eğer bir tane yapacaksak 0,5'i tercih edebiliriz ama hem düşük frekansta hem de biraz daha yüksek frekansta test etmekte fayda var. Ve sadece bir gidiş geliş değil, en az 5 siklus, yani 5 gidiş 5 geliş olacak şekilde ve ihtiyaç duyarsak daha fazla süre içerisinde de kayıt yapabiliriz. Yani hasta gidip gelen, sağa da sola da aynı hızda gidip gelen ışığı ya da cismi takip edecek ve biz bu sırada hastanın göz hareketlerini kaydedeceğiz. Bu kaydı değerlendirirken baktığımız şey kazanç, faz ve simetri. Önemli olanı kazanç. Kazanç söylediğimiz gibi daha önce göz hızının baş hızına ya da VNG için konuşursak göz hızının ışığın hızına oranı olarak tanımlıyoruz. Kazancı ya da diğer bir deyişle gain. Şimdi burada sonuç tablosu var. Şurada siklüsler halinde hem ışığın hem gözün hareketi. Burada ikisi üst üste bindiği için çok küçük yerlerde bir ayrılma var. Sanki tek çizgiymiş gibi gözüküyor. Ama sağa gidişler ve sola gidişler aynı hızda olduğu için aynen bir ses dalgasının siklusu gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Ve şurada da farklı frekanslardaki hareketin takibindeki kazancı görüyoruz. Yine diğerlerinde olduğu gibi taralı alan patolojik, yani normal değil. Taralı alanın üstü de normal olarak değerlendiriliyor. Şimdi kazançtan önce bahsedeyim. Dediğim gibi göz hızının bu hedefin ışığın hızına oranı, kişisel değişiklikler mutlaka oluyor. Hangi frekansta test yaptığımız da kazancı etkiliyor. Frekans arttıkça kazancın da biraz daha düşük olması beklenebilir. Genel olarak şu kabul edilir. Kazanç 0,8'den büyükse normal olarak kabul edilir. 0,2'den küçükse bu kesinlikle bir patolojidir ve özellikle merkezi sinir sistemi hastalıklarını aklımıza getirir. 0,8 ile 2 arası da geniş bir aralık aslında. 0,8 ile 0,2 arası da şüpheli olarak bakılır. İşte hastada bu dikkat eksikliği gibi ya da ilaç kullanımı gibi bir durum var mı yok mu o kontrol edilir. Diğer testlerde ortaya çıkan sonuçlarla birleştirilerek bunun bir patoloji tespit edip etmediği kararı verilir. Ama 0,8'in üstüne kazanç normal, 0,2'nin de altına kazanç normal değil diyoruz. Kazanç bazen birden büyük çıkar, 1,1 kadar çıkabilir. Bu kalibrasyonla da ilgili olabilir ama oldukça büyükse mutlaka bu testi yeniden yapmak lazım. Bazen konjenital nistagmus birden büyük çıkmasına neden olabiliyor. Kazancı her iki taraf arasında da mutlaka kıyaslayacağız. Sağa gidişlerdeki kazanç kaç? Sola gidişleri takipteki kazanç kaç? Bunların da birbiriyle belirgin asimetri olup olmadığının kontrol edilmesi lazım. Şimdi bu faz konusu bazen kafa karıştırıyor. Fazın ne demek olduğunu bilen var mı arkadaşlar? Bu
ses dalgalarıyla ilgili de konuşulan bir şeydir. Ses dalgalarıyla ilgili olarak önce söylemek istiyorum. Peşinden de oküler pürsitle ilgili olarak. Şimdi iki tane ses dalgası çizeceğim. Bir ses dalgası şöyle. Belli bir amplitüdü var. Belli bir frekansı var. İşte kaç saniye ise, kaç hertz ise frekansı. Bir başka ses daha var. Bu da böyle. İkisinin de amplitüdü aynı. Frekansı da aynı. Bu iki ses arasındaki fark pulse fark. Yani zamansal bir fark var. Zamansal bir fark var. Birinin sıkışma döneminde diğeri normal partiküllerin normal ilişkisi var. Diğeri normalken bunda gevşeme var. Bu 90 derecelik bir faz farkı olan iki ses dalgası. Bir tane daha çizebilirim. O da şöyle. Bu da yine aynı amplitütte, aynı frekansta ama diğerlerinden daha da farklı bir fazı var. Zamansal ilişkisi farklı. Yani şu ilk çizdiğim sıkışma fazındayken bu tam gevşeme fazında. Bu ikincisi sıkışma fazındayken ilki gevşeme fazında. Bu ikisi arasında tam 180 derece faz farkı var. Ama ikinci çizdiğimle birinci çizdiğim arasında 90 derece faz farkı var. Yani amplitütleri aynı, frekansları aynı ama zamansal ilişki sorunu var, farkı var. Biri sıkışmadayken öbürü henüz sıkışmaya gelmemiş ya da tam gevşemede olabilir. Tam sıkışmadayken öbürü gevşemedeyse 180 derece ya da 30 derece olabilir mesela. Tam illa 90, 180, 270 olmak zorunda değil. Biri sıkışmadayken, şuradayken öbürü daha şu sıkışmaya geliyor olabilir. Şurada sıkışmada. Aralarında tepe noktalar açısından değerlendirebilirsiniz. Aralarında ne kadar fark olduğuna göre kaç derece faz dereceyle ölçülür, kaç derece faz farkı olduğunu değerlendirir. Bunu oküler pürsit testi içinde düşünebiliriz. Oküler pürsit testinde de ışığın hareketi şu şekilde. Sağa gidiyor, sola gidiyor, daha fazla sola gidiyor. Tekrar sağa doğru yöneliyor, tekrar sola gidiyor. Normalde göz aynen bu şekilde, bunu kırmızıyla çizeyim. Normal kişilerde göz aynen bu şekilde, çizimim tam üstündeymiş gibi düşünün diğerinin. Aynen bu şekilde devam eder. Kazanç gayet iyi. Çünkü hızları aynı, gözünde ışığında hızları aynı. Hiçbir şekilde hedefi kaçırmıyor ve hedef neredeyse göz orada. Ama şöyle takip ederse, bunu da maviyle ya da sarıyla çizeyim görebileceksek. Işığı aynen takip ediyor aslında ama hep biraz geriden takip ediyor. Bir faz farkıyla takip ediyor. Göz hep hedefte. Hedefi aynen takip ediyor ama biraz geriden takip ediyor. Çok gözüken bir durum değildir ama sonuçta oküler pürsit testinde faz da değerlendirilir. Normalde 0 derece olması lazım. Şimdi oküler pürsit testinde ne gibi problemlere rastlıyoruz. Bir, hasta
ışığı takip edemeyebilir. Geri kalır. Ve geri kaldığı zaman haliyle bir takkat, daha hızlı bir takkat hareketi yapar. Oküler pürsüt testinde görülen bu takkata, ışığı yakalayamadığı için, daha sonra yakalamak için yaptığı takkata takkadik pürsüt denir. Yani içinde bir takkat görülen izleme hareketi. Takkadik pürsüt. Bu takkadik pürsüt yine merkezi sinir sistemi, yani serebellum hastalıklarında görülür. Vestibüler sistemde merkezi sinir sistemi aklım hastalığı deyince, yani merkezi vestibüler sistem hastalığı deyince aklımıza önce serebellumla beyin sapı gelecek. Tabii ki korteks de olabilir. Ama öncelikle serebellumla beyin sapı gelecek. Takkadik pürsüti olan kişilerde, takkadik pürsüti olan kişilerde kazanç da düşer. Çünkü geri kalıyor. Göz daha yavaş bir takkat yapmak zorunda olduğuna göre göz daha yavaş zaten. Fakat bu takkadik pürsüt bazen normal kişilerde de olabileceğini aklımıza getirelim. Sağa gidişlerde takkadik pürsüt ya da sola gidişlerde takkadik pürsüt olabilir. İki tarafa gidişte de takkadik pürsüt olabilir. Ama iki tarafta da olduğunda mutlaka hastanın ışığı takip etmedeki dikkatsizliği, testten yorulmuş olabileceği, kullandığı başka ilaçlar olabileceği akla tutulmalı ve bunu testin başında söylemeyi unuttum. Hasta başını hareket ettirmeden gözleriyle ışığı takip etmeli. Eğer baş hareketi yaptıysa da bilateral takkadik pürsüt varmış gibi gözükebilir. Oküler pürsüt testindeki problemler merkezi sinir sistemi hastalığını akla getirir dedik. Ama hastada eğer periferik vestibüler hastalığa bağlı bir spontan nistagmus varsa, yani teste başlamadan hastanın zaten bir tarafa vuran nistagmusu var. Eğer nistagmusun vurduğu tarafa giden hareketlerde ışığın nistagmusun vurduğu tarafa gidişlerinde kazanç düşüklüğü görülür. O nedenle aslında VNG'nin tüm testlerinde öncesinde, testin öncesinde hastada bir spontan nistagmus var mı yok muyu test etmemiz lazım ve bunu değerlendirmeye almamız lazım. Zaten bakış testinde spontan nistagmusunu değerlendiriyoruz. Spontan nistagmus varsa eğer oküler pürsüt testinde bu aklımızda olmalı ve hızlı faz yönünde bir düşük kazanç elde edilebileceğini biliyor olmamız lazım. Şimdi şuradaki test sonuçlarına bir bakalım. Yukarı doğru gidişler biliyorsunuz sağ gidişler, aşağı doğru gidişler sola gidişler. Şimdi ışık sağa gidiyor, sola gidiyor. Düzenli olanlar ışık. Ama göze bakalım. Sağa gidişte tam ışıkla beraber, hiç sorun yok. Sola gidişte geri kalmış. Daha geride kalmış. Ve sola giden turun tamamlanmasına yakın olarak ani bir hareket yapıp ışığı tekrar yakalamış. Yani bir takkat yapmış. Sağa yine gitmiş, sorun yok. Sola gelirken geri kalmış, yine takkat yapmış. Böyle devam ediyor. Hep sola gelişlerde bir takkat var. Sağa gidişler daha tutarlı. Zaten kazanca baktığımızda sağa gidişteki kazançları gayet iyi. Sola gidişlerdeki kazançlar taralı alanın içerisinde. Sola gidişlerde kazanç düşüklüğü var ve sola gidişlerde takkadik pürsüt var. Merkezi sinir sistemi hastalığı aklımıza mutlaka gelecek. Aklımıza gelecek diye söylüyorum. Çünkü aslında hiçbir testin, tek bir testin bir hastalık için direkt tanı koydurucu olma şansı genel olarak yok. Mutlaka diğer testlerde bunları hastanın anamneziyle de, muayene bulgularıyla da elbette birleştirmemiz lazım. Bir de yine serebellum hastalıklarında gözüken dişli çark bulgusu dediğimiz. Bakın, her iki tarafa gidişte biraz gidiyor, geri kaldığı için takkat yapıyor. Biraz gidiyor, geri kaldığı için takkat yapıyor. Gidiyor, geri kaldığı için takkat yapıyor. Yani sadece en son
geri kaldığı için tek bir sakat değil, hareket boyunca hep geri kalıp sakatlarla gidiyor. Yani düzenli izlemesi gereken ışığı küçük küçük sakatlarla tamamlayabiliyor. Haliyle şöyle dişli çak belirtisi diye isimlendirilen sürekli sakatların olduğu, yani bir tur içerisinde bile birden fazla sakatın olduğu bir sonuç ortaya çıkıyor. Buna da dişli çak belirtisi deniyor. Yine genellikle cerebellum hastalıklarında gözüken bir durum.